iğrenç bir insandım. Ondan dolayı bunları yaşıyorum. Kocam beni terk etti. Sen bunu böyle söylüyorsun ya. Orada işte bir kayış çok güzel oluyor. Hayatta böyle korkacağım hiçbir şey yok diyorsun. O kadar doğal olabilmek. Doğallık kendine mı bu? Yani. Aman mı demek bilmiyorum. Ne bu? Hocam burada. Hocamız burada. Yani insanın kendine bile söylemesi zor bazı şeyleri. Çünkü ister istemez böyle bazı maskelerle yaşıyoruz. Yani bazı rollerle yaşıyoruz. Sonra o tanımların içerisine çok sıkışmaya çalışıyoruz. Yani o tanımlardan ibaret kendimizi sunmaya, kendimizi kendimize de öyle sunmaya çalışabiliyoruz. Gerçekleri başkalarına ve kendine fısıldayabilmek, ben buyum, evet böyleyim, hani eksiğiyle, artısıyla, kusuruyla, korkularıyla, kompleksleriyle, bunları söylemek o kadar da kolay bir şey değil yani. Gerçekten. Değil mi? Değil. Değil. İnsanlar mesela kendilerini açma niyetiyle geldikleri terapide bile farkında olmadan kendilerine bazı şeyleri olduğundan daha farklı anlatmaya devam edebiliyorlar. Julian Barnes'ın öyle bir son duygusu kitabında insanın kendine geçmiş yazması çok kolay diye bir cümlesi vardı. Yani geçmişteki diyalogları yeniden yazabilirsin. Çok haklısın. Böyle somut olaylar vardır, onları bilirsin. Annem öldü. Babam gitti. Neyse, olgular adım. Var. Evet. Mesela, ama o diyalogları kendine göre evirebilir, yazabilirsin. Tamamen ben bu metaforu kullanıyorum aslında. Hani terapide olan şey ya da bizim iyileşmek dediğimiz şey kendi içimizde. Geçmiş hikayeyi değiştirmekle ilgili bir şey zaten. Yani hatırlama biçimleri bile değişiyor çünkü. Yani ben şimdi hani daha depresif bir dönemimde sana işte daha başarısızlıklarla dolu, kayıplarla dolu, reddedilmelerle dolu bir hayat anlatabilirim. Çünkü o kadar böyle zengin bir malzeme var ki geçmişe dair. Yani sen bir özet yapıyorsun kendine, kendini anlatırken, hayatını anlatırken. O özeti yaparken de bazı şeyleri eliyorsun, bazı şeylere zoom yapıyorsun, bazı şeyleri ışıklandırıyorsun, bazı şeyleri gölgelendiriyorsun. Ve bunu bilirsin yani gazeteci, öyle bir gazetecilik yaparsın ki bir haberi bambaşka bir manşetle verirsin. O başka türlü bir haber olur, bambaşka bir manşetle de verebilirsin. O yüzden nasıl bir hikaye çıkardığını değiştirebilirsin. Yani geçmişin bugün de yeniden yazılması ve değişmesi bu demek. Yani benim benlik tanımım, hayat tanımım, ilişkiler tanımım nasıl hikayelendirdiğime göre değişir. Burada peki çok sığ bir yerden karamsarlık ya da iyimserlik başlığında da bunları değerlendirebiliriz. Yani geçmişinde bir büyük karanlığı da fiyatlayabilirsin. Ama oradan çıkarıp seni yaratan o havayı da fiyatlayabilirsin. Kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Öyle bir şey mi tam? Kesinlikle. Yani hani öyle noktaları birleştirirsin ki, çekersin ki oradan gerçekten çok karamsar bir hikaye çıkar. Öyle noktaları sadece çekersin ki oradan çok pembe bir hikaye çıkar. Bu arada aslında senin hayatın bu ikisinin sentezidir. O yüzden çok karamsarlık ve çok iyimserlikte gerçekle teması bozuk bir taraf da vardır. Yani orada seçilmiş, filtrelenmiş bir şey vardır çünkü. Ortalarda sentezlenmiş, bütün renkleri içinde barındıran bir şey ikisinden biri olmaz zaten. Daha ara tonlarda bir şey olur. Zaten kimin hayatı salt karamsar ya da salt iyimserdir ki? Herkes bir şekilde sınavlarından, deneyimlerinden geçiyor, yaşıyor ve negatifler olduğu gibi pozitifleri de var. Yani değil mi? Kesinlikle. Herkesin hayatı bir sentez değil mi? Kesinlikle. Yani bir kere hayatımız zaten hani insan hayatı, insan olmak, canlı olmak, işte bu dönemde yaşıyor olmak, onu da ekleyelim üzerine. Yani zaten sancılı bir şey. Hayatta ağrısız bir şey değil, ağrısız, sızısız bir şey değil. Yani hani dolayısıyla bütün bunları dışlayan bir senaryo ihtimalimiz yok. Ama full karamsar bir şey de değil. O yüzden hani anahtar kelime gerçekçilik yani. Gerçekçi olmanın içerisinde bütün renkler var. Bu bizi karamsarlık ve iyimserlik uçlarından ortalara getiriyor tabii ki. Son tahlilde tabii hani bu bir yandan da göreceli bir şey. Yani hani bir şeyi nasıl değerlendireceğimle, nasıl anlamlandıracağımla onun alacağı renk de değişir. Hani iyi ve kötü, kara ve işte pembe, hani bütün bunlar bir yandan da sadece olguların böyle nesnel özelliklerinden değil, benim onlara yüklediğim anlamlarla da belirlenen şeyler. Burada bile zaten hani ne iyi ne kötü, bütün bunların içine benim anlam sistemim giriyor. Peki umut dediğimizde de hepimiz aynı şeyi mi kastediyoruz? Bence aynı şeyi kastetmiyoruz. Umudun farklı çağrışımları var. Umutlu biri olmak
birazcık daha sanki gerçekçilikten uzak bir iyimserliğe kayabiliyor bazen. Kullanım biçimlerimiz farklı yani. Hani ne olursa olsun umut etmek sanki gerçeklikten kopuk bir iyimserliği bazen çağrıştırabiliyor. Ama bana mesela gerçekçi olmayan umut bir oksimoron gibi geliyor. Yani siyah bir beyaz demek gibi. Gerçekçi olan şeydir umut. Yani umut ne demek? Mevcut durumlar içerisinde başka alternatifler var. Yani başka yapılabilecek başka şeyler, başka bir şeyi seçme şansı, başka bir türlü karar verme şansı, başka türlü anlamlandırabilme şansı, başka yöne eğilebilme şansı. Yani başka alternatiflerin olduğuna dair bir şeyi işaret ettiğinizde orada umuttan bahsetmiş oluyoruz. Olduğum yerde çivilenmemek, buradaki elimdeki gerçekliği betonlaştırmamak, biraz sorumluluk almakla da ilgili bir şey. Hani başka türlü bir karar verebilirim, sorumluluk alanıma dair başka bir şey yapabilirim ve irademle başka bir yöne eğilebilirim. Umut hep bunlarla ilgili bir şey. Biz o zaman hayalle umudu mu karıştırıyoruz acaba? Doğru, doğru, doğru. Güzel bir benzetme bence. Hayal etmek yani... Belki şey yani hani gerçeklikle bağlantısı olmayacak şekilde hayal etmek birazcık daha işi umuttan başka bir boyuta taşıyabiliyor. Yani kendi gerçekliğimiz, yapabileceklerimiz, yapamayacaklarımız, karşımızdakinin gerçekliği, ülkenin gerçekliği, pek çok konu için iş yerinin gerçekliği, bütün bunları atlayarak o gerçekliğe hiç uygun olmayan sonuçların belki olmasını talep ediyoruz. Evet mesela nasıl bir birazcık daha egzajeri bir örnek vereyim. İşte diyelim ki yakınınızı kaybettiniz. Bu biraz hani uç bir örnek. Bir yakınınızı kaybettiniz. Hani döneceğinden umudu kesersiniz yani. Hani evet döneceğini biliyorum ya da ölmedi biliyorum işte demek. Hani gerçekçi bir umut değildir yani. Bunun adı umut da değil zaten. Hani gerçeklikle teması olan şey... orada vazgeçiş, vedalaşma ve hani o kişinin geri geleceğiyle alakalı bütün ihtimallerin tükenmesidir. Dolayısıyla bu artık bunu umut ettiğimiz noktada bunun adı umut değil. Ama alternatiflerin gerçekten olduğu yerlerde onlarla kuracağımız her türlü temas gerçekten gerçekçi bir umut anlamına geliyor. Peki o zaman şimdi bu psikolojiden, psikiyatriden yani pozitif bilim şemsiyesi altındaki kuramsal yapıdan ayrılarak bu yaşam koçları, enerji çalışmaları, bir takım yöntemler, isimleri farklı farklı olan. Peki bunların bize pompaladığı bir şey var. Yani sen işte biriciksin, harikasın, şahanesin, işte gözünü kapat, 7-7-7 de, 5-2 bir şey de. 5-2-0, 5-2-0 para yağsın kafandan ya da şu 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 cümleleri söyle. Bunlarla beraber bunun olacağına inancı pekiştirerek böyle bir umut pompalama. Yani bunun gerçekliği nerede? Yani umut nerede mesela? Umut benim hayatım içerisinde ben kendi kişiliğim üzerinde derinlemesine bir çalışmaya yapmaya çalışırsam, işte sorumluluk alıp bazı davranışlarımı değiştirmeye çalışırsam, işte bedel ödeyip işte terapiye zaman ayırırsam, vakit ayırırsam, emek ayırırsam, para ayırırsam mesela ve o uzun süreçten geçmeyi göze alırsam. Yani eylemle umut paralel gider. Eylemle sorumluluk, eylem sorumluluk ve umut paralel gider ve burada gerçekten hayatta teması olan bir umudun peşine düşmüş olurum. Ama bence... İşte numaralarla, ne bileyim, totemlerle ya da işte sihirli sözcüklerle ya da işte vücuduma vurarak falan yaptığım şeyin adı oralardaki umudu karartıp, yani gerçek hayattaki, eylemlerdeki, sorumluluklardaki umudu karartıp, oradan umudu kesip, işte her umut bir umut kesme anlamına da gelebilir. Doğru. Oradaki umudu kesip burada kontrolüm dışı bir alandan, sorumluluğum dışı bir alandan bir şey medet ummak anlamına geliyor. Yani o aslında bana bir yandan da bütün umutların tükenişiyle bağlantılı bir şey gibi. Hani gökyüzünden bir şey istemek ya da işte numaralardan bir şey istemek, sihirli büyülü şeylerden medet ummak. Yani çok dolayısıyla insanı tabii ki kolay olan, sancısız olan, kendi sorumluluk alanının dışına çıkartan şeyler birazcık daha kolay geliyor bize.
matematiği var ve bu matematik herkes için bence eşit işliyor. Hı-hı. Yani hayat çok analitik bir yer. Öncesi sonrası değişebilir. Hı-hı. Ama çok analitik bir yer. Yani bütününde 90 yıllık, 80 yıllık bir hayata bakıldığında matematiği gayet rahat oturtulmuş olduğunu görebiliriz. Hı-hı. Dolayısıyla bu matematikte emek, ücret Hı-hı. ya da emek, karşılık dengesi aslında işliyor. Hı-hı. Öyle ya da böyle işliyor. Hı-hı. Yani ben hani insanlardan da 5-2-0 diyerek kafalarına para yağdığını ya da banka hesaplarının dolduğunu ya da birdenbire telefonlarını çalıp gel sana şöyle bir ücret vereceğim dendiğini duymadım. Hı-hı. Ne kadar işte psikologlara giderek, terapi alarak, onu emek harcayarak, kendiyle ilgili ben neyim, ne değilimi ortaya koyarak kendine harcanan bir emeğin her zaman bir karşılığı oluyor. Kesinlikle katılıyorum. Ama tabii şöyle, yani bu hani çok yaygınlığı artan şeyler Hı-hı. var. Şimdi bir şeyin yaygınlığı arttığında bir şey daha kronik hale geldiğinde, daha sık hale geldiğinde, yani onlar artık istisna münferit olaylar değildir. Orada bir desen çıkar Hı-hı. ve o hani toplumla alakalı bir şeyi gösterir. O yüzden şimdi eskiden de vardı elbette, yani kısa yoldan Hı-hı. bir şeyleri elde etme arzusu ya da işte bu tarz spiritüel ya da işte spiritüel demeyeyim, bahsettiğimiz türden kişisel Hı-hı. gelişim şeylerine merak. Ama bu çok arttı. Buna yönelim çok arttı. Dolayısıyla bu bizim bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarımızla alakalı bir şeye de işaret ediyor. Yani bunu doğru okumak lazım. Ben numaralarla ya da buna benzer şeylerle bir şeyi elde etme ihtiyacının bir semptom olduğunu düşünüyorum. Neyin semptomu? Bir kere ekonomik bir sistemin her zaman o dev şemsiyesi altındayız. Tabii ki ekonomik sistemin prensipleri gündelik mikro hayatımızın küçük bütün kılcal damarlarını aslında prensiplerini bir şekilde yayıyor, enjekte ediyor. O yüzden içinde yaşadığımız sistemde de işte mümkün olduğunca kârı artırmak, mümkün olduğunca bedelleri azaltmak, mümkün olduğunca süreyi kısaltmak, mümkün olduğunca iş yükünü azaltmak falan gibi bir sürü prensip ilke var. Ve bu bizim gündelik hayatlarımıza bu paradigma gölgesini düşürdüğü zaman o zaman benim kendimi var etme, benim başarıya ulaşma, benim işte hayat tatminine ulaşma yollarım da bu prensiplerle kendini gösteriyor. Yani ben en kısa yoldan, en az bedelle, en hızlı sürede, kendimi gösterecek şekilde, en az yorulacak şekilde bir formül bulmaya çalışıyorum. Ve kişisel gelişim ya da işte bunun adına ne deriz bilmiyorum, bahsettiğimiz türden meydanlar buna çok müsait. Ama orada da yine gerçekliği kaçırıyoruz Hı-hı. bence. Hı-hı. Yani gerçekle bağ kopup, ne bileyim, bizi savunmasını istediğimiz bir avukat ya da bir ev alırken kılık kırk yarmıyor muyuz bir ev alırken Hı-hı. ya da ev satarken? Kılık kırk yarıyoruz değil mi? Vergileriydi, şu suydu, bu suydu. Ya gidip de hani işte beni zengin edeceğini düşündüğüm bir kişisel gelişim ya da enerji çalışmasının içine girdiğimiz vakit Hı-hı. burada hiç kılık kırk yarmıyoruz. Önceki vakalar ne, onlara bakmıyoruz. Çok enteresan. Gerçekten bunu var mı, bunları söyleyerek milyoner olmuş birileri var mı etrafta? Hı-hı. Bunları hiç sorgulamıyoruz. Herkes aynı kitaplara, aynı söylemlere inanıyor. Hı-hı. O örnekler üzerinden yürüyor ama kimse bunlara dokunmuyor ve görmüyor, böyle birini tanımıyor. Hı-hı. Daha da ötesinde bizi bunu yapan kişinin hayatına baktığımızda zaten o hayatın bizden de kötü bir hayat olduğunu görüyoruz. Ama Hı-hı. buna rağmen yine de bütün veriler her olayın aleyhindeyken oraya tutunmayı tercih ediyoruz. Ya bu çok doğru bir nokta. Ya bu aslında böyle hani post-truth çağ denen şeyin böyle küçük bir örneği, somut bir dışa vurumu gibi oldu. Çünkü aslında çok da bence gerçeği aramıyoruz, yani hakikati de çok talep etmiyoruz. Sadece bir şeye inanmak istiyoruz. İşte bak, bu umuttan inanılmaz derecede ayrıldığı nokta bu belki de. Yani gerçeklik değil, yalan da olsa söyle. Hani yalan da olsa inandır beni. Hani olabileceğine, gerçeklerin aslında ne kadar zor olduğuna, aslında sorumluluk almam gerekmediğine. Bunlara inandır beni. O yüzden daha çok hislerimize hitap eden, yani bizi gerçekliğe çağıran şey değil. Hani biri bizi orada, bakın çok zor bir yol olacak ama bu yolun sonunda ya da bu yolda yürürken işte ferahlık vaat ediyorum size. Ama şöyle şöyle bedeller ödeyeceksiniz dese.
oraya gitmeyi tercih etmeyiz muhtemelen, yani çoğunlukla. Hı hı. Burada bizi bir şeye inandıran bir durum var. Ve post-truth çağın işte bir açılımı da gerçekliğin değil, hislerin peşinden gitmek. Yani bilgi talep etmiyorum aslında, gerçeklik talep etmiyorum, hakikat talep etmiyorum. Ben bir şeye inanmak istiyorum. Ben de iyi bir duygu uyandır. O sırada bir haplanmak gibi yani. O sırada bana bunu hissettir. Orada işte böyle bir ümitlenme sürecine gireyim ve bu gerçeklikten de bir süre uzak kalayım demekle bağlantılı bir şey. O yüzden bu bir gerçeğe doğru yönelmenin değil, bir gerçekten uzaklaşmanın bir yolu aslında birçok zaman. O zaman bu başımıza gelecek değil, o anda biz bunu, yani niye yaptığımızı anlamak için bunları soruyorum. Çok para kazanmak ya da çok daha mutlu olmak için değil, o anki gerçekliğimizden uzaklaşmak için buna sığınıyoruz. Biraz öyle gibi geliyor bana, aynen. Biraz öyle gibi geliyor. Yani bu sadece bu alanda değil. Mesela hani politikacılar siyasetle ilgilenirken de. Yani şimdi hangimiz gerçekten kimin arka planda hangi işler yaptığına, gerçekten işte bütçeyi nereden nereye getirdiğine, yani somut olgularla hangimiz ilgileniyoruz siyasetle ilgilenirken bile mesela. Hani biri vitrine çıkıyor ve bizi bir şey inandırmasını istiyoruz. Ya da seviyoruz ya da sevmiyoruz. Ya da seviyoruz ya da sevmiyoruz. Hı-hı. Uzmanlarla ilişkimiz de öyle. Şimdi hani vakalarına bakıp hangi vakada ne kadar başarılı olmuş, kaç makale yayınlamış, hangimiz bakıyoruz? Ne yapıyoruz? O uzmanın bizi inandırmasını istiyoruz. Yani o yüzden inançlarla, duygularla zaten bir şeyleri yürüttüğümüz, daha da bunları, duyguları merkeze aldığımız bir çağdayken, bahsettiğimiz türden bir alan tam olarak bu duyguya, inanca hitap ediyor aslında. Zaten cümlelerimiz değişti, kelimelerimiz değişti. Yani cümle yapıları mesela bir şeyden bahsederken, karşılıklı konuşurken, "Aa, ben onun öyle olduğuna inanıyorum." Hı hı. Şimdi inanç başka bir şey, inanmak, hı hı, bambaşka bir yerde duruyor. Hı hı. Hani herhangi bir komplo teorisi ya da bir bilgi üstünden inancın nasıl bir alakası olabilir ki? Artık cümleleri bilgilerle ilgili bile, "Aa, ben onun öyle olduğuna inanıyorum." Hı hı. Bunun bir işte kaza değil, bir komplo ya da bir saldırı olduğuna inanıyorum. Nasıl inanıyorsun ya? Ya benim orada gözüm beliriyor. Nasıl inanıyorsun? Orada, hı-hı, değilsin. Hı-hı. Bir örgütten, yani bir güvenlik örgütünden, bir istihbarat örgütünden değilsin. Hı-hı. Değil mi? Olayın uzmanı değilsin. Hı-hı. Gibi gibi. Sorumlusu bakan değilsin. Ama sen hiç orada vatandaş olarak burada otururken onun öyle olduğuna inanıyorsun. Evet. Ve o inanca nesnel bir hakikat muamelesi nasıl de yani, yapmak. Nasıl inanıyorsun buna? Hı-hı. Hani... Hı-hı. İnanç nerede? Yani evet, gerçeklik nerede? Hani şu yok nerede? Ya hakkında bunlar söyleniyor bu olayla ilgili. Bir de bunlar söyleniyor. Şu şunu söylüyor. Bu da bunu söylüyor. Raporlarda şu. Vallahi ilginç de bir konu. Hani sanki böyleymiş gibi değil cümleler. Evet evet evet. Çok haklısın. Ben bunu mesela şeyde gözlemliyorum. Bazen işte YouTube videolarını izliyorum ya da ekranlara bakıyorum. Mesela uzman olarak çıkanlarda da gözlemliyorum. Yani bana da sirayet etmiş olabilir. Hı-hı. Dikkat ediyorum ben özellikle, yani hani kesin ifadeler kullanmamaya, ama yani o kadar spekülatif konuları, o kadar insanlar bu öyle, o öyle şeklinde bilimsel dilden uzak bir uslupla anlatıyor ki. Şimdi yani bilimde her zaman olabilir var, mümkün var, olası var. Böyle yuvarlak cümleler var daha ziyade aslında, ama bu alana dair kendini dayatan böyle kesin bir dil var. Ve ekran karşısındaki insanlar da böyle bir kesin dil aslında, hı hı, talep ediyor. Bu birazcık karşılıklı birbirini de o uçlara iten bir durum. Evet, yani çünkü öbürü de "ya bilmiyorum ama bu veriler de buna işaret ediyor" cümlesini sevmiyor seyirci. Evet, evet. Orada her şeyi bilen birini, evet, görmek istiyor. Evet, bir otör, bir kesinlik sunuyor. Ve her şeyin hakikatinden haberdar bir duruş. Bu tabii şey, yani hani eleştirel düşüncenin de, eleştirel düşünce mantığının da tam tersi bir şey ama. O zaman senin bütün bu söylediklerinden yaşam koçları ya da enerji uzmanları ne ise, ekranda bütün bu konularla ilgili yorum yapanların totali aslında o konuyla ilgili aynı etkiyi yapıyor. Hı. Yani hakikat değil, hı hı, varsayım üstünden değil, gerçekmiş gibi, olmuş, hı, gibi ya da öyleymiş ve başka gerçeklik yokmuş gibi satarak. Aynı şey olmuyor mu? O zaman nereye dönsek? Her yerde sadece cümlelerin yapısı ve içerik değişerek aynı yaklaşımla karşılaşıyoruz. Doğru söylüyorsun. Evet. Yani burada yaşam koçu yapıyor bunu. Burada televizyondaki yorumcu yapıyor. Burada evde arkadaşımla muhabbet ederken arkadaşım yapıyor. Anam babam yapıyor, komşum yapıyor. Derken etrafım bütün bunlarla çevrili, bu cümleleri kuranlarla.
Evet ve hani benim uyanık olduğum şeyler olabilir. Yani kanıksamadığım, hani radarıma takılan, dikkat kesildiğim şeyler olabilir ama muhtemelen hani bu o kadar şurada görmediğimiz havayı solumak gibi bir şey ki hani benim de kendimi kaçıramadığım bir alan var. Yani kesinliğine inandığım şeyler, sorgulamadığım şeyler. Yani biz de bundan bir yere kadar paçamızı kurtaramayabiliriz. Tabii evde anne diyor ki, ya biliyor musun diyor, yengen diyor bugün diyor bilmem ne yaptı diyor, sonra gitti diyor, beni arayacaktı aramadı, bak şundan şundan dolayı, bak varsayımsal. Aynı şey o gerçekmiş gibi, ya belki kadın gitti ayağını burktu. Belki o an arayamadı, değil mi? Aynen. Bilmiyoruz. Hemen o olaya bir varsayım yükleyerek. Kesinlikle. Şimdi benim de aklıma bir şey geldi. Hani bir tanıdığım geldi hatta. Yani hani bir şeye inanıyor mesela ve onunla ilgili duyduğu, onunla ilgili onu kanıtlayan, yani onu doğrulayan şeyleri hemen çekip çıkartıyor. Ve o uzman öyle söyledi, bu böyle söyledi ama onunla çelişen bütün diğer bilgileri ve söylemleri filtreliyor. Şimdi zaten biz hani insan zihni olarak bilişsel çelişkiyeden rahatsız olan varlıklarız. Yani hani bilişsel çelişki ne demek? Ben bir şeye inanıyorum ya da bazı ön veriler var zihnimde. Ve dolayısıyla oradan bir hayatla alakalı bir şablon çıkarmışım ya da bir durumla alakalı. Sonra çevreden bunu yanlışlayan veriler geliyor. Şimdi benim zihnim otomatik olarak yanlışlayan verileri filtrelemek isteyen bir zihin. Çünkü bu hani zihnin çalışma prensibi açısından çok ekonomik değil. Yani eğer ben yanlışlayan verileri sisteme sokacaksam bu şu demek. Yani baştan şablonları değiştireceğim, yeni şablonları oluşturacağım falan. Ama biz kendimizi bilinçli bir şekilde çabayla o yanlışlayan verilere ve onun yaratacağı gerilime ve sancıya açarsak tabii ki onu sisteme sokabiliriz o verileri. Ama şimdi şu anda biz mesela işte o sanal dünyayı, ekranları çok kullanıyoruz. Ve zaten bilişsel çelişki meselesini direkt çözmeye yönelik işliyor ekranlar. Şimdi ben mesela bir şeyi bir kere arattığımda bütün işte sosyal medya akışında onunla paralel şeyler önüme çıkıyor. Yani benim zaten zihnimin yapma eliminde olduğu şeyi onun yerine ekranlar yapıyor. Evet. Böylece sürekli aynı veri havuzunu da aynı verileri döndürerek öbür verileri tamamen dışarıda bırakmış oluyoruz. Evet ve bu hakikaten o zaman şöyle mi? Umut aslında umut ama hayal değil. Umut bizim lanetimiz mi? Yani bizi eylemsizleştiren, oluruna bıraktıran, isyan ettirmeyen ya da kendimizle ilgili çaba sarf etmeyi engelleyen bir şey haline mi geliyor? Herhalde bu umudun yani mutant hali olur. Yani bizim umudu yanlış anladığımız, umudun bağlamını değiştirdiğimiz. Çünkü umut, umut olmazsa gerçekten eylem de olmaz. Yani benim yapabileceğim bir şey yoksa kendi kontrol alanıma dair tabii ki bahsediyorum. Kendi sorumluluk alanımla alakalı. Benim yapabileceğim bir şey yoksa, değişecek bir şey yoksa o zaman eylem de olmaz. Yani ben beklerim. Yani pasifize olmuş olurum. Yani düşüncelerimi değiştirmeye uğraşmam, davranışlarımı değiştirmeye uğraşmam, çevreyi ya da ilişkilerimi değiştirmeye uğraşmam. Yani siyaset mesela en çok umutsuzluk siyaseti, yani politika en çok umutsuzluk siyasetiyle yürüyen bir şey. Evet, ondan yani yapacak bir şey yok, değiştirecek bir şey yok. Ne yaparım? Oy da vermeye gitmem. Ne yaparım? İşte bir şeyleri üreterek bir şeyleri aktarmaya da çalışmam. Pek çok iş yeri de böyle çalışıyor. Yani pasifize olurum, teslim olurum. Dolayısıyla ben umuttan ziyade umutsuzluğun eylemsizliğe neden olduğunu düşünüyorum. Ama şimdi yani dediğim gibi umudun tanımı, umudun bağlamı onun işlevini belirleyen şey. Yani ben işte bekliyorum ki bir kurtarıcı, umudum var. Bir kurtarıcı gelsin, benim hayatıma girsin, bana sahip çıksın, benim hayatımı değiştirsin, işte ne bileyim maddi koşullarımı değiştirsin. İşte buna da umut diyeceksek bu beni elbette ki eylemsizleştiren ve pasifize eden bir şey. Ama bu umut değil, işte bu hayal. Yani ama evet, gerçekçi olmayan bir hayal. O zaman biz umutla hayali birbirinden net ayırmak zorundayız. Kendimizi yeniden tanımlayıp eylem alanımızı belirlemek için. Yoksa böyle arada yuvarlanıp gidiyoruz. Bu herhalde çok önemli bir denge. Yani bu hani dile kolay ama bu gerçekten üzerinde böyle çalışıldığında büyük şeyleri değiştirebilecek bir şey. Doğru bağlamda umut, umudun doğru tanımı ve bunu hayata sokmak
Ve her zaman bu ülke için yapabileceğim bir şey var. Her zaman kendim için yapabileceğim bir şey var. Her zaman çevrim için yapabileceğim bir şey var. Vatandaş olarak, kadın olarak, insan olarak, kadınlar için, çocuklar için yapabileceğim bir şey var. Var mı? Var. Yani eylemlerimle bir sürü şey yapabilirim. Üretkenliğimle. Yapabileceğim bir şey yok dediğim anda bir yurttaş olarak da, bir insan olarak da, bir başkası için de, kendim için de sorumluluklarımı aşağıya çekmeye başlıyorum. Şimdi bu kelimenin anlamıyla oynarken öbür tarafta da bak, burası umut değil. Yani burası senin kontrol alanının dışında. Burası senin dışarıdan beklediğin bir şey. Burası seni pasifize eden bir şey. O yüzden bu adına umut dediğin şey umut değil. Bunun da fişini çekmek, yani burayı da karartmak. Burayı parlatırken. Dolayısıyla bence benim umut dediğim şey beni eyleme mi götürüyor, yoksa beni pasifize mi ediyor? Ben sorumluluk mu alıyorum, yoksa ben bir yerden mi bir şey bekliyorum? Bence anahtar kelimelerden biri bu. Eğer umudu doğru anlayacaksak bunu sormamız lazım. O zaman post-truth çağında aslında hayalciliğe sevk eden ve insanı eylemsizliğe bunun sonucunda götüren bir dönem. Geçiyoruz. Yani böyle bir sonuç yanlış olmaz, değil mi? Yani çok kulağa mantıklı geliyor. Çünkü şöyle, ne yapıyoruz biz mesela? İşte belki işte bir anda şöhret olmayı umuyoruz. Ya da hızlıca bir şeyi patlatıp oradan yüklü miktarda kazanç elde etmeyi umuyoruz. Ya da zengin biriyle evlenmeyi. Zengin biriyle evlenmeyi umuyoruz. Yani bir hayatı artık 10 seneyi, 20 seneyi bir işe verip, o işin ceremesini çekip, işte ne bileyim, uzun vadeli bir emeğin sonucunda oradan kazanılacak işte başarı öyküsünü çok cazip değil artık. Yani daha kısa vadeli. İnsanlar zaten çok uzun süreli iş planları bile yapmıyorlar artık. Daha mobilizeler iş anlamında da. Hızlıca, yani kendi kendinin girişimcisi olabilirsin, yeni bir fikir üretebilirsin ama hızlıca o girişimcilik üzerinden ya da o eylem üzerinden hızlı sonuçları elde etmek. Dolayısıyla aslında bir kurtarıcı olay ummak bizi gerçekten biraz daha uzun vadeli sorumluluklar ve birazcık daha hayatla teması olan, daha gerçekçi olan umutlar anlamında pasifize ediyor. Evet, mesela dijital paraların çıkışı da aslında böyle bir beklenti sonrasında. Zengin biriyle evlenmek derken, bu arada zengin kocayı kastetmiyorum. Zengin bir kadın da olabilir. Cinsiyetçi bir şey değil. Ve erkek de zengin kadınla evlenmek isteyebilir. Bu iki taraflı bir şey. Onu belirteyim burada ama şöyle bir şey var. Mesela bunu yaparken diyelim ki bu sadece zengin biriyle evlenmek ya da sevgili olmak değil. Aynı zamanda bir hani vur kaç yapayım para. Şunu yapayım hemen bir para yağsın başımdan gibi bir durumda da. Şunu gözden de kaçırıyoruz yani. Bu paranın gelişine odaklanıp aslında orada ne vereceğimiz konusuna hiç eğilmiyoruz. Yani yine hayatın matematiği geliyor. Bir şey vermeden bir şey alamazsın. Ya da bir şey aldığında bir şey verirsin. Bu bir alışveriştir, bu bir matematiktir. Yani ben ne vereceğim? Belki ben vazgeçme özgürlüğümü zincirliyorum. O paraya okey diyerek gibi. Yani buna hiç, bu tarafa hiç kimse bakmıyor. Ya kimse diyemeyeyim, yanlış olur ama hiç bu anlayış o tarafa bakmıyor. Evet, ama aslında mesela şurayı da ekleme ihtiyacı duyuyorum. Şimdi bu hani umudu yanlış anlamıyla kullanmak ve işte belki bir kurtarıcı fantazisiyle işte böyle bazı kısa yollu şeylerin peşinden gitmek dedik. Bu anlamda da tabii ki sistem bizi, yani mevcut sistem, mevcut kültürel hava, atmosfer bizi inanılmaz derecede bu taraflara da itiyor. Yani burada hani insanın sorumluluğu ve sistemin sorumluluğu diye bunu yani iki yönlü düşünebiliriz. Çünkü yani emeğin inanılmaz derecede değersizleştirildiği bir dönemdeyiz. Yani emeğin karşılığı artık çok düşük. Yani uzun vadeli emek ile yürüyen bir başarı hikayesi ya da bir işte refah bir hayat sürdürme hikayesi yok denecek kadar az. Yani sistem de daha işte bizi kısa vadeden bir şeyler yapmaya itecek bir meydan oluşturuyor aslında. Dolayısıyla bu ortam içerisinde kendimizi biz de diğerleriyle, o oyuna katılanlarla, oyunun kuralında yaşayan, oyunun kuralına göre yaşayanlarla rekabet içerisinde buluyoruz. Yani işte biz şahit olduğumuz hayatlar, yani eğer biz o sosyal medya dediğimiz şey ya da dijital dünya dediğimiz şey
hayatımız üzerinde çok belirleyici. Ve o dünya içerisinde birçok kişi var olmaya çalışıyor. Evet. Dolayısıyla insanların da o yöne itildiği, o tarafa doğru basınç içerisinde yaşadığını unutmamak lazım. Bir de tabii şurada şöyle bir şey de var. O yöne itiliyorsun diyelim ki ve rekabet içinde buluyoruz kendimizi. Daha da fenası var aslında. Rekabetten de geçtim. Ona da razıyım. Onlar kabul, yani şöyle bir şey, daha uyumlu ve kabul edilir ve bu yola okey diyerek gönüllü baş koymuş. Bu zengin bir evlilik ya da sosyal medya, hepsi için söylüyorum bunu. Sen kendini bilip neyi kabul edip neyi etmeyeceğinin farkında olarak bir şeyleri reddettiğinde bu sefer kişilikli değil, huysuz oluyorsun. Şimdi bu da var. Sen uyumsuz oluyorsun. Hayır, ben uyumsuz değilim. Ben insan onuruyla yaşamayı tercih ediyorum. Yani bir örnek vereceğim burada, evet, sana da seyirciye de. Benim eski bir erkek arkadaşım vardı. Ve bir gün bir restorana gittik. Garson geldi, dedi ki ya patronlarım arkada oturuyorlar. Siz, dedi, aslan mısınız değil mi? Arkadan görmüşler, dedi. Evet, dedim. Ve kendisi de çok zengin bir beyefendi. Eski erkek arkadaşım. Türkiye'nin yani sayılı kişilerinden biri. Ondan sonra evet, dedim. Ya, dedi, değil mi osunuz, hani onu bir sormam. Evet evet oyum, dedim. Döndü o eski erkek arkadaşım. Beni tanımadın mı, dedi. Garson da dedi ki ay çok özür diliyorum. Tanıyamadım, affedersiniz. Nasıl ya, dedi, papayı tanımıyorsun. Papanın şoförünü mü tanıyorsun, dedi. Vay canına. Şimdi fıkradan yola çıkar. Şimdi buna bu yolda uyumlu olmayı en kibar kelimelerle şiar edinmiş birileri hiç ses çıkarmazken bu benim içimde derin bir yara bırakıyor. Neden buna gerek var ki? Ben televizyon işi yapıyorum. İnsanlar da beni tanıyor. Nokta. Basit bir matematik bu. Yani bunu niye orada bir papanın şoförü, ki papanın şoförü de çok değerlidir. Bütün şoförler çok değerlidir. O değil konu. Ama neden böyle bir şey üstünden bir espriye maruz bırakılıyoruz hep birlikte orada ve o çocuk da utandırılıyor gibi. Şimdi burada ben buna itiraz ettiğimde ben aksi oluyorum. Diğer hayatındaki, geçmişteki kadınlar uyumlu oluyor. Onu demeye çalışıyorum. Evet, evet. Oysa ben varoluşumu onurlu bir şekilde sürdürmenin derdindeyim. Neden, ne gereksiz bir şey, ne sığ bir durum bu, niye ben buradayım gibi. Öyle değil midir ama hep? Yani o hani o muhalif sesi barındıran, o eleştirel bakışı ya da o oradaki o herkesin norm olarak gördüğü şeyin dışında durma iradesini göstermek isteyen insanlar bir tık daha dediğin gibi hani uyumsuz, daha isyankar, daha asi, hani bir sürü kelimelerle çağrışımlarımız olabilir. Ama daha öyle bir pozisyonu, işte daha tuhaf, anormal, yani anormal kelimesi de bir yandan da öyle bir kelime değil mi? Öyle bir pozisyonda buluyor kendini, haklısın. Yani ve orada durmak istemeyen birçok kişi de buraya gelmiş oluyor bu durumda. Yani ben mesela hani birçok kişinin, yani şimdi hani diyelim ki hadi eleştirelim o sosyal medyayla bağlantılı bir takım şeyleri eleştirelim. Ama siz şimdi uzman olarak... o ortamda kendinizi göstermemeye başlayın bakalım. Yani dolayısıyla bir süre sonra o anorma işaret eden yerde de duramaz oluyor insan dolayısıyla. Evet. Bu da aslında kendini izole etmek bir anlamda ya da kendi kafana uygun insanlarla kendi hayatını şekillendirmek gibi bir noktaya gidiyor. Ama mainstream'de, ana akımda da olman gerekiyor. Ana akım sadece televizyon için, her konu için, senin konun için de çok önemli. Ana akımda da olman gerekiyor bir şekilde. O anlamda ben birçoğumuzun çok ikircikli bir duygulanım içerisinde olduğunu düşünüyorum. Yani hani çevrim içi bir dünya var, çevrim dışı bir dünya var. Çevrim içi dünyanın, diyelim ki dijital dünyanın ya da işte mevcut ekonomik dünyanın talepleri ve basınçları var. Bir de biz hani hala işte 30 yıl öncesinden, 40 yıl öncesinden, 20 yıl öncesinden hani başka türlü değerler ve hala işte prensiplerle de gelmiş, kökleri oradan olan insanlarız diyelim ki. Daha bir tık daha yeni nesilden bahsetmiyorum. O yüzden ikili bir değerler sistemini nasıl olur da bir araya getiririzin şeyi var yani, çabası var. Çünkü iki taraftan çekiştiriyor bizi değerler sistemi. Bir tarafta işte ya bak işte burada da olman gerekiyor, burada bir dünya var, hani senin işte burada bazı şeyleri sergilemen gerekiyor diyen ve bununla bağlantılı bir sürü başka talep. Bir yandan da
Tamam da ben hani başka türlü bir hayat yaşamak istiyorum işte. Sürekli bilen biri gibi olmak istemiyorum. Sürekli bir şey anlatan biri gibi olmak istemiyorum. Sürekli gösteren biri gibi olmak istemiyorum. Bir taraftan da bu değerler var. Şimdi bu ikisini nasıl bir araya getireceğim? Yani birçok insanın ben içinde farklı ikili değerler sistemini bir araya getirmeye çalışırken kendi kimliğini, kendi orta yolunda bulmakla uğraştığını düşünüyorum. Ya yani evet. O anlamda bizim özellikle nesil biraz da ara nesil. Yani alışa geldiğimiz değerler sistemi var ve bir de yeni değerler sistemi var. Ve bu ikisini buluşturmak gerçekten o kadar kolay değil. Ben senden de büyüğüm bak, bir de beni düşün. Düşün ne durumdayım. Yani bir de bizim daha da hani böyle dakik olacaksın, onurlu. Yani haysiyet denen bir kavram vardı ben büyürken hayatımızda. Haysiyet, izzet, nefis, yok işte itibar. Bütün bu kelimeler havada uçuştu bizim hayatımızda. Değil mi? İnsanlar buna göre davrandı, buna göre yaşadı, buna göre yargılandı. Evet, evet, evet. Yani, çok haklısın. Şimdi oradan geliyorsun. Bunların hepsi yerle bir oluyor. Ama kendi yine az buçuk kırıklarıyla kendine bir yaşam kuruyorsun. Bir taraftan da bir ana akım davranış biçimi var ki o davranışın içinde de olmak zorundasın gibi böyle. Çok haklısın ve bir yandan da senin hani psişik sisteminde süperego dediğimiz şey, yani sana doğruyu yanlışı söyleyen, ayıp, iyi, kötü diyen, seni değerlendiren sistem eski kodlarına göre. Yani o yüzden o kendinle ilişkilerini de etkileyen bir şey. Yani mesela benim için kendini övmek hani... bizim için şey bir şeydi yani, tuhaf bir şeydi. Kendini övmek, benim değerler ya da her şeyi biliyormuş gibi yapmak. Ne bileyim bunlar hani bizim değerler sistemimize göre başka bir pozisyonda. Ama şimdi hani kendini pazarlamak, kendini sunmak, kendini sergilemek iyi, gerekli, iyi ve lüzumlu bulan başka bir arena var. O yüzden bu aynı zamanda bir içsel çatışma demek. Yani bizim psikolojimize neler oluyor diye bakarken... işte neden depresi olduğumuz, neden kaygılı olduğumuz, neden anlamsızlık krizi, anlam krizi içerisinde olduğumuz, neden kimlik krizi meselesiyle karşı karşıya olduğumuz mevzusuna bakarken bunları da gerçekten hesaba katmak lazım. Peki, bize o konuda bir yol gösterir misin? Yani bu ikilemi yaşarken hangi doğruya tutunmamız gerekiyor? Yani çocuklukta öğrendiğimiz değerler dediğimiz adına. Değer mi değil mi bilmiyoruz. Hepsi tartışılır. Hepsi açık yani. Ona mı tutunacağız, o bildiklerimize mi? Yoksa onları tamamen yıkıp kendimize yeni bir kök mü bulacağız tutunmak için? Çünkü insanoğlu öyledir. Bir doğru değerler şey olması gerek. Ya da ne yapacağız? Bence esneklik önemli anahtar kelimelerden biri bir kere. Yani hani insan kişiliği de değerler sistemimiz de betonarme bir yapı değil yani. Akışkan, yaşayan, canlı, değişen, evrilen bir yapı. Ya benim karakter dediğim şey de elbette ki mizaç özelliklerim vardır, genetik arka planı vardır ama karakter dediğim şey dahi hani bütün anlamlar sisteminden oluşan, işte kendimi anlatma biçimlerim, hayatı anlatma biçimlerim, eyleme geçme biçimlerimden oluşan bir yapı. O yüzden bağlama göre, yani duruma göre esneme göstermek önemli bir şey elbette ki. Yani insan evrimsel olarak da adaptasyon olmazsa hayatta kalamayacak psikolojik ve fiziksel olarak bir varlık. Ama tabii ki bu esnemeyi yaparken aynı zamanda gerçekten kendi irademle kendimi ve yaşamımı anlamlı kılacak şeyleri kendi iradem dışında değiştirmemek. Sadece bir basınç altında olduğum için, sadece zorunda olduğum için, sadece dış dünyanın taleplerine direnç gösteremediğim için kendimi oraya akarken bulmanın adı esnemek değil, sürüklenmek. O yüzden soyut konuştuğumu biliyorum ama esneklik gösterirken bir yandan da sürüklenmeden hayatı değerli ve anlamlı kıldığına inandığım şeyleri tutuyor olmam lazım. Bu birazcık daha melez bir nokta tabii ki. Hani ne tamamen öğrendiğim şekilde kalmayı ne de tamamen bulduğum yere gitmeyi denklemden çıkaran daha orta, daha melez bir yerde kendimizi bulma imkanı sunuyor bu söylediğim şey. Tabii ki herkesin kendi değerli bulduğu şey, anlamlı bulduğu şey, doğru bulduğu şey zaten göreceli ve kendisine göre değişir. Bir de benim bir formül değil de minik bir tüyom var. Yani kendimde deneyerek rahatladığım bir şey var.
Ben gençler dahil farklı farklı, gençler diye öyle bir genel bir şey yok. Herkes ayrı ayrı insan, biricik. Hepsine yargısız bir şekilde, yani o hemen Tolga geç kaldı, bu gençler de böyle canım demeden, o yargıyı barındırmadan, belli bir mesafede hiçbir yargı barındırmadan, sadece bir bana veriymiş gibi, bir bilgiymiş gibi bakarsak biraz insanı rahatlatabiliyor. Yani o hani anlamaya çalışarak o bilgiyi, öğrenmeye çalışarak. Buradan şu aklıma geldi. Dediğin şeye kesinlikle katılıyorum ve bu çok önemli bir şey bence. Çünkü mesela ben insanın öğrenme yeteneğinin çok devasa olduğunu düşünüyorum. Aslında biz öğrenerek birçok şeyi değiştirebiliriz. Yani kendi psikolojik problemlerimiz de dahil buna, kendi işte eylemlerimiz, kendi karakter özelliklerimiz. Şimdi insan beyninin yapay zeka ile kıyas götürmez bir üstünlüğü var hala yani. Ama insan mesela bu kadar öğrenme yeteneği devasa bir varlık, mesela ne bileyim işte hayattan memnuniyet duymayı öğrenemeyebiliyor yani, ya da işte belli şeylerle alakalı karamsar olmamayı öğrenebiliyor ya da problem çözmeyi öğrenemeyebiliyor, stres yönetmeyi öğrenemeyebiliyor. Şimdi bunları öğrenme meselesi olarak bakarsak nasıl oluyor yani, değil mi, bu kadar devasa kompleks bir beyin nasıl öğrenmeyi bırakıyor? Şimdi yapay zekanın yaptığı ve yapmadığı bir şey var. Yapay zeka veri toplamayı bırakmıyor. Yani bütün çelişik şeyleri, bilgileri, bütün yanlışlayan bilgileri, bu değilleri, evet buları toplamaya devam ediyor. Ama biz yanlışlayan bilgileri toplamayı bırakıyoruz. Yani bir, o bilişsel çelişkiye dayanamama meselesiyle, ikincisi bazı şeylerden kaçmaya başladığımız için, bazı alanlara girmediğimiz, bazı insanlarla karşılaşmadığımız ve öğrenme sürecimiz büyük ölçüde ketleniyor aslında. O zaman şöyle mi bitirelim? Bu toprağın yanına geçmemiz gerekiyor. Yapay zeka bizi yiyecek. Bizi yerken papayı da yiyecek. Papalara duyurulur burada. Böyle bitirerek değişiklik yapabiliriz. Oraya geçelim tabii mi? Ki. Yani papanın şoförü de yenecek, papa da yenecek ama haberi yok bundan kimsenin. Evet. Bu kap nedir? Bu kap nerede? Böyle sen kucağında mı taşıdın bunu gelince? Arabayla getirdim, evet. Evet. Ve toprağı bu. Büyükada toprağı. Sana vereyim ben bunu. Bu Burgazada toprağı. Burgazada, pardon. Aynen. Şöyle. Şu öğrenmiyor. Programın başında da sordum ve öğren. Kadın öğrenmiyor işte. Niye? Çünkü ben ket vurdum artık öğren. Bilişsel çelişki yaşamamak için bunun Burgazada toprağı olduğunu öğrenmiyor. Bayağı birikmiş toprak. Evet, her yerden. Burgazadamız yoktu. Ya ne güzel. Bana bilişsel çelişki toprağını getirenin 40 yıl kölesi olmayacağım. Kimsenin kölesi olmayacağım. Papanın da kölesi olmayacağım. Hadi Naş, kapat Ceyhun, kapat.